Merhaba herkese. Yine karşınızdayız. Günlerden 9 Temmuz Cuma 2021. Tercih dönemi hızla devam ediyor. Kayıt dönemi hızla devam ediyor. Ön kayıtlar, kayıtlar, yabancı özel okullar ve resmi okullara girişle ilgili süreci tekrar masaya yatırıyoruz. Öncelikle Ece Karaboncuk olarak ben hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Hem söylediğimiz sözlere itibar ediyor, hem söylediğimiz sözlerin daha verimli hale gelmesi için içtenlikle bilgilerinizi, becerilerinizi paylaşıyorsunuz. Sürçülisan ediyoruz, bazen affediyorsunuz, bazen iddialı konuşuyoruz, destek alıyorsunuz. Hepsi hep beraber bir yol alışımızın eseri. O yüzden bizim için çok kıymetli. Kendi adıma ve Hakkan Okulları adına yürekten size teşekkür ediyorum. Hem sevgili değerli velilerimize, hem ailelere, hem de Türkiye'nin dört bir yanında güçlü ve heyecanla bu süreci başarmış gençlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün böyle genel bir konuşma yapacağız. Hem resmi okulları konuşacağız. Biraz sonra Mehmet Hoca'yı da yayına alacağım. Yine Yasemin Hocam bizle beraber olacak. Yasemin Hocam bir parça son kertedeki düşüncelerini paylaşacak. Sevgili Yeşim de belki bir ara müsait olursa katılır. Yan masamda değil bugün çünkü onsuz böyle bir eksiklik hissedeceğim. Bugün yine Uğur Hocam da çok güzel çalışmalar yaptı. Yine biz hani bir öğle saatlerinde bir tablo paylaştık. Sık sık şunu dediğinizi duyuyoruz. Ama işte o tabloda şu yazıyor ama bu oldu. Neden böyle oluyor? Çünkü anlık değişiyor. Tabloların üzerine özellikle saati belirtiyoruz bu yüzden. O saat ile beraber yapıyoruz. Ben hemen şimdi hocama alıyorum yayına. Sonra sevgili Yeşim'e ve Yasemin Hoca'ya da davetleri gönderiyorum. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Kolay gelsin Ece. Hepimize kolay gelsin. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Aa, ne güzel. Her hep beraber. Hocamla aynı anda harika. Harika. Sevgili Yeşim. Çok güzel, harika. Şimdi sırayla döküleceğiz. Uğur da keşke burada olsa, onu da alabilsem ama Uğur. Sonra sahneyi Mehmet Hocam'a bırakacağız. Sırayla döküleceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Yeşim'e de merhaba herkese, merhabalar. Ben bir yerleşemedim. Fark ettik Yeşim, çok kıpırdıyorsun ama dur artık. Hocam, Yasemin Hocam, sizle başlayalım şimdi. Evet. Yabancı özel okulları da konuşacağız. Mehmet'in de yabancı özel okullarla ilgili olarak son saniyeye kadar konuşuyorduk biraz önce çünkü. Bir takım saptamaları var. Sizin bir yorumlarınızı almak istiyorum. Sonra Yeşim'e bugünü soracağım. Bugünkü gelişmeleri soracağım ki biz 20-30 gibi yeni listelerimizi yayınlamış oluruz zaten. Ardından da Mehmet'e sözü vereceğim. Evet hocam, nedir? Ne diyelim? Ece, bir kere şöyle, çok yakın bir takipteyiz ve birebir velilerimizden aldığımız duyumlar, yerleşenler, bir üst okula gidenler, umudunu kesenler, B planı yapanlar, B planını uygulayanlar. Bugün böyle bir yine çok yoğun bir gün geçirdik. Heyecanla da akşamı bekliyoruz. Ne kadar kontenjan var. Hala pazartesi günü serbest kayıt döneminde. İşte başta Avusturya olmak üzere, bence diğer okullarda da olan ufak tefek boşluklar için yine arenada olacağız gibi görünüyor. Pazartesi, evet. Salı, çarşamba günü akşamı itibariyle ilk koşuşturma bitecek. Peki. Ben bugün şunu söylemek istiyorum, ne diyeyim, takipçilerimize. Hı. Öncelikle şunu anlamış durumdayız. Evet, bu yıl özel okullara, yabancı olsun, Türk olsun, özel okullara müthiş bir talep vardı. Şimdi oturuyorum, bunu düşünüyorum. Hakikaten yabancı okulların, buna Fransız ve İtalyanlar da dahil olmak üzere, bugün akşam göreceğiz, puanını tuttuğunda, yani gerçek puana ulaştığında, 390'a indirdi, belki 380 yapacak. Belki birkaç daha indirecek ama gerçek puanı bulduğunda bence insanlar yabancı okulları istiyor. Bir. Evet. Bu tamam. Özel okullarda durum, var olan Türk özel okullarımız diyeyim,
liseleri aşağıdan gelen öğrencilerle tabii ki dolmuyor. Çünkü o öğrencilerden başka okullara giden oluyor. Yabancı okul ya da Anadolu liseleri gibi. Ve o açılan yerlere de açılma ihtimalini bildikleri için daha puanlar açıklanmadan kayıt almaya başlayan okullar var. Türk özel okullardan. Haklı olarak belki de bir an önce doldurmak istiyor. Arkadan puanlar çıkınca da bir puan belirliyor ve çabucak da bu sene doldu. Şimdi bunun sebebi, bu arada çok ilginç bir şey. Herhangi bir Anadolu Lisesi tercihi yaparken biz çocuklarımızın bazılarından geri dönüş geldi. Hocam şu okul ve söylediğim okul da gayet iyi. Ücreti de çok yüksek bir okul. %133 burs verdi. Yani yemek ve servisi de ödedi. Yeter ki bize gelin dedi. Tabii başarının ödülü bu. Hakikaten çok, bugün çok gurur duydum. Bir oğlumuza da yine başka bir okul, o da çok yılların okulu, Fen Lisesi için %100 burs vermiş bir öğrencimize de. Hakikaten bunlar çok kulağa çok hoş gelen şeyler. Başarı ve çalışmanın karşılığını bazen de böyle alıyorsun. Yani bu da çok güzel bir şey. Onere oluyorsun. Ve liseyi burslu okumanın aileye sağladığı rahatlık, ekonomik rahatlığın yanı sıra yurt dışında okuyacaksa da bu, hani bu dosyasında burslu okumanın müthiş bir avantajı olduğunu da unutmamak gerekiyor. %100 burs özellikle. Ece, neden diye düşünüyorum. Mehmet Hocam belki bu konuda o da bu soruyu soracaktır. Mehmet Hoca dondu herhalde. Siz ekranda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben görüyorum. Ben görüyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor. Şöyle, tamam. Neden bu kadar çok özel okul talebi oluşuyor? Her gün geçtikçe daha çok. Evet, bu sene 2018'in çok benzeri oldu. Zaten tahmin etmiştik bunu. Sınava giren öğrenci sayısıyla çok benzeşiyordu. Soruların zorluğu ya da soru kalitesiyle de ilgili bir benzerlik vardı. Ancak ne kadar çok özel okul talebi olması, bu kadar çok olması, hani bu kadar ekonomik, biliyorsun yani şu an Covid'den dolayı hakikaten hani bu kadar işsizlik, bu kadar zor durumda olan, artık ekonomiyle ilgili ayrıntı vermek istemiyorum ama buna rağmen ve okulların fiyatlarının ciddi oranda yükselmiş olmasına rağmen insanlar evimi satar okuturum mantığıyla hareket ediyorlar. Bu tabii, bu çok yönlü bir durum. Çok yönlü konuşulması gereken bir durum. Ben tek başına yorum yapmayayım. Ama bu durumda bu konuyla ilgili bence bilir kişiler düşünecek ve bulacaklardır ama ben diyorum ki ne kadar zor durumda olursa olsun insanlar gerçekten eğer inanıyorsa okula, evimi satar okuturum dedi kaç kişi? Ne hocam şimdi burada... Şimdi burada aslında tek yılla karşılaştırmamak lazım. Birden fazla yılla karşılaştırmak lazım. Mehmet herhalde burada sözü alır. Çünkü Mehmet'le biz 2018'e de baktık bir fikir versin diye biraz önce. 2018 yılında da yine mesela Robert Koleji örneğinden bakarsak 1200'lerden almış. Hani biz tabii bu yıl böyle çok bir önceki yılla karşılaşınca çok değişik bir yıl gibi geliyor. Ama öğrenci sayısıyla beraber kıyaslayınca her yılı kendi içinde değerlendirmek ve birden fazla veriyle kıyaslamak lazım. O yüzden doğru, belki Mehmet doğru. Bir şeyler söyler bu konuda, değil mi Mehmet? Evet, şimdi 2018 yılında evet hep söyledik benzer veriler geleceğini ama tabii bunu yabancı özel okullar için bizim söylememiz mümkün değil. Bizim dediğimiz devletin resmi verileri açısından baktığımızda yüzdelik dilimlerin sıralamaların 2018'e eşdeğer olacağını hep söylemiştik zaten. Nitekim de açısından 3 aşağı 5 yukarı aynı geldi. Fakat hep ben şunu duydum, bu sene Amerikan Robert Lisesi'ne ne oldu? Tarihte böyle bir şey olmadı, oldu. Yani çok tarihe gitmeye gerek yok. 3 yıl öncesine gittiğimizde bakıyoruz aslında aynı veriler yine bizim karşımıza çıkıyor zaten. Mesela en son erkeklerin aldığı sıralama 2018 yılında en son 1263. öğrenci almış. Amerikan Robert Lisesi'nde bakınız 1263. Kızlarda bu sayı ise 2818 civarında. Şimdi bu yıl 1500 civarında herhalde yani. Evet, öyle düşünürsek. Aşağı yukarı. Sınava giren öğrenci
sayısı yaklaşık 970 bin civarında. Bu sene 1 milyon 38 bin. Aslında baktığımızda neredeyse birebir örtüşmüş 2018 verileriyle. O yüzden Amerikan robot cinsine bu sene ne oldu, niye böyle bir talep oldu, daha önceki yıllarda olmamıştı, çok doğru olmayabilir. 2018'de tam da böyle olmuş. Ama son 2 yıla biz mukayese ettiğimizde açıkçası bu veriler yanıltabilir. Ama bak, mesela Amerikan Robel Lisesi dışındaki diğer okullara baktığımızda çok şaşırdık mı dersen, hayır, Yeşim ve Yasemin hocam çok daha iyi veriler verirler ama ben geçen seneki verilerden, diğer okullar için söylüyorum bunu, aman aman çok büyük farkların olacağını beklemiyorum açıkçası, onu söyleyeyim. Yani sen Yozef geçen sene 19 bininci öğrenci aldıysa bu sene de 18 bininci, 17 bininci, 19 bininci öğrenci alacaktır. En sondan bahsediyorum. O yüzden Amerikan Robert Lisesi'ndeki bu yığılma, bu çok talep diğer okullara etki etti mi derseniz, açıkçası etki etmedi. Alman Lisesi'nde birazcık belki, geçen sene 4800. öğrenciyi almıştı. Bu sene en son 4200'lere kadar şu anda inmiş durumda. Belki orasını kısmen bir nebze etkiledi. O da şöyle ki, Amerikan Robert Lisesi'nde 20 kişilik bir kontenjan azalması var mı? Toplamda var. Zaten bu da Alman Lisesi'ni bu derece etkileyecekti. O yüzden diğer Fransız okullarını, İtalyan okullarını geçen seneye göre mukayese ettiğimizde çok olumsuz etkilemeyecek gibi gözüküyor. Bu Amerikan Robert Lisesi'ndeki çok aşırı talep. O yüzden 2018 verilerine göre mukayese ettiğimizde açıkçası ben, tamam, devletin resmi liseleri için bunu birebir söyledik olabilir diye nitekim geldi. Ama yabancı özellik açısından da birebir geleceğini vallahi ne yalan söyleyeyim, hiç de tahmin edemedim yani. Amerikan Robert Lisesi'nin geçen sene olan talebin bu kadar fazla olacağını düşünemedim. Demek ki neymiş? Amerikan Robert Lisesi'ne her sene aynı sıralamadan öğrenciler ne olmuyormuş? Girmiyormuş. Yani biz düşünürken son 3 yılın verilerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani mesela ben başka yayınlarda da izledim. Amerikan Robert Lisesi tarihinde hiç bu kadar yukarıdan öğrenci almadı. Almış işte. 2018'de almış. Çok da uzağa gitmeye gerek yok. O yüzden... Doğru. Almış ama yani yine belki 2018'in ekonomi, yani Yasemin Hoca'nın dediği gibi ekonomik ve durumlarını belki bir gözden geçirirsek yine benzer bir profil var. Yani birden talep görüyor. Birden duruyor birden talep görüyor. Ama burada tabii bunu bence iyi irdelemek lazım. Yani hani niye bu talep birden fazla? En başarılı çocuklarımız eskiden fen liselerine de giderdi, eskiden devlet okullarına da, işte ne bileyim, bir sürü Anadolu Lisesi'ne talep gösterirdi. Şimdi var mı? Yok. Biz kendimiz Yasemin Hoca'yla duyduk. Yahu sürdürülebilir bir tarafı var mı diyoruz veliye. O da diyor ki var mı yok mu satarım. Yine çocuğumu Robert'te okuturum diye giriyor. Ne kadar sürdürecek tabii burası soru işareti ama bunları çok görüyoruz. Bu arada sevgili Yeşim, bir Yeşim'e de merhaba diyeyim hocam da. Sevgili Yeşim, bu mesela geliyor, sen Joseph puanını arttırmış, yok işte Avusturya'da düşmüş, kontenjanlar düşmüş, Alman'da ne kadar kalmış, biz ne zaman vereceğiz bütün bunların son halini? Neredeyse bitmek üzere aslında ilanlar. Bir tek Alman komisyonunun ekstra ekleyeceği bir şey var mı diye tutanağını bekliyoruz. Geldi bir tutanak. Şu an aslında ikinci kayıt dönemini kapattı Alman'da. Ve sıfır kayıda, yani sıfır kontenjana geldi. Yani artık o da doldu. Açıkçası. Şu anda hani Saint Joseph dahi dolmuş gözüküyor. Yani yayından hemen önce baktım. Hatta biz demin uğraşıyordum az evvel siz konuşurken başta. O yüzden ben toparlanamadım. Avusturya o an ilan etti. 4 tane açığı kaldı gözüküyor şu anda Avusturya Lisesi'nde. Ve 458.8'de en son öğrencisini almış gözüküyor. Hani Saint Joseph puanını yükseltti demek ne kadar hani doğru. Ben orada birazcık daha bugün Koç'a yerleşenler, Saint Joseph'ten kayıtları seçecek olanlar falan derken, hani o 438 ile açtı. Sanki böyle hani bizim öngörümüz de, hani yayından önce konuşuyoruz hep böyle küçük kendi içimizde, bizim öngörümüz hala o puanlı öğrenci alacağından yana. Açıkçası yarar var. Bugünün ardından pazartesi kayıtlar silinecek çünkü. Yani ben dayanamadım, ara post paylaştım hem kendi hikayemde hem gerçekten bugün beni hani o kadar çok velimiz aradı ve ya hocam kayıtlar silinmiyor. Yani son dakikada Saint Joseph'te kaydım vardı. Yani hala şu anda mükerrer kayıtlar var. Bu nedenle yukarıda işte Koç'ta olan, Avusturya'da kaydı yaptırmış olan ama öncesinde Saint Joseph'i Damdösyen'i dolduran
yaşayanlar, yüksek puanlı olup da Üsküdar'a kayıt yaptırıp Avusturya'yı bekleyenler gibi bir sıkışma var tabii ki Ececiğim orada. Yani biz ne zaman ilan edeceğiz, biz ne zaman tablomuzu paylaşacağız sorusuna geri döneyim. İlk sorduğunuzda ben genelde Yasemin Hoca gibi ne öğrensem onu yapıyorum hocam sizden. Özür dilerim. Senin sorduğun soruya geri dönüyorum. Biz tablomuzu biraz daha böyle 8 gibi ilan ederiz. Çünkü şeyi bekliyoruz. Hani Benova'lar, Puşeri'ler falan hala kayıtta. İçeride neredeyse de velim var şu anda. Bir taraftan onunla yazışıyorum yani. Ne evet, İtalyanların düşeceğini düşünüyor muyuz hala? Nedir? Yani zaten bir düşüş oldu ama... Yani şu an İtalyanlarda aslında hala açık var. Yani en son 404 ile Galileo içeriye öğrenci aldı şimdi açıkladığı kadarıyla. 5 tane açık kontenjanı var. Ve içeride yine kayıtlı ama yukarıyı bekleyen öğrenci çokça olduğu için ben düşeceğini bekliyorum ki yine eş fikirdeyiz diye düşünüyorum Mehmet Hocam'la da. Düşeceğini bekliyoruz. Yani Galileo 395 ile, özür dilerim, demin İtalyan diyecektim 404'de. Galileo 395 ile öğrenci aldı kaydı. Yani Galileo 395 ile öğrenci aldı. İtalyan 404 ile aldı. Muhtemelen 390'lardan biraz daha aşağı görme sahnesine ile karşı karşıya kalacağız Galileo'da. Tabii çok iddialı cümlelerimiz var kendi içimizde. Onu biraz daha saklayayım sonuna doğru Mehmet Hocam, değil mi? Evet. Peki Yasemin Hocam, bir de ben sizden ayrılmadan önce, belki sizden sonra siz ayrılınca Uğur'u tekrar davet ederim. Bence de. Bence sahneden ben çıkayım ki sen ne büyüsün. Uğur'u davet edeyim bir de. Hocam nasıl bir dönem geçirdik? Biraz da siz bize anlatın bakalım. Nasıldı? Şöyle, yani hem Levent hem de Beykoz açısından. Ece, şöyle bir şey düşünüyorum şu an itibariyle. Elimizde nereden baksan 100 tane öğrenciyle yılımızı geçirdik diyeyim. Ve artı şu son bir haftadır yüzlerce veliyle, farklı velilerle de konuşma fırsatımız oldu. Aradılar, rica ettiler, destek istediler. Elimizden geleni yaptık. Şunu fark ettim ben. Şimdi bir okul düşün. Lisesi yok. Ben şimdi şöyle bir model düşünüyorum. Ne çıktı ortaya? Çocuklar biraz önce söylediğim gibi, hani Galatasaray, Robert Kolej neyse belki çok az söylenebilir şu anda herkes için. Alman, bol Üsküdarlı, Avusturyalar, Bolcana, Saint Joseph'li bir yıl olacak belki bir sürü bu kurumlar için. Ama şunu gördüm, çalışan çocuk %133 burs alarak hayatını değiştirdi. Şimdi yuvadan girdiğin bir lise düşün. Gerçekten çok güzel bir okul. Sonuna kadar devam edebilirsin. 12'ye kadar. 5 yaşında girmiştin. 12. sınıfta 18 yaşında mı geliyorlar, ne oluyorlar? Çıkabilirsin. Ama şunun da faydasını gördüm ben açıkçası. Bunlara çok saygı duyuyorum. Ve çok kolaylık olduğunu düşünüyorum çocuklar için, veliler için. Ancak şunu gördüm. Her öğrencimizin ne bileyim, hani şimdi daha sonra açacağız çarşamba günü, hani 11 tane kaybolmadım değil mi ben? 11 tane bakıyoruz Alman Lisesi. Ne bileyim işte 13 tane Üsküdar Amerikan. Şimdi bu rakamlar bu öğrenci sayısı için çok güzel rakamlar hakikaten. Yani sonra Saint Joseph'ler, bir dolu diğer okullar, hepsini çarşamba ilan edeceğiz ama şunu gözlemledim. Bunlar ne kadar büyük bir başarıysa, bugün İstanbul'un en iyi okullarından, özel okullarından birinden %133 burs alması muhteşem bir şey. Diğer fen lisesinden %100 burs alması. Şimdi bu çocuğun hayatı değişti. Hani anaokulunda beraber başladığı çocuklarla birlikte sonuna kadar gitmedi. 9'a geçerken köşe döndü. Başka bir yere doğru gitti. Ve şimdi bakıyorum bu çocukların, bir kere en tepedekiler yerleşti. Şimdi kaçıncı dayız Yeşim? Kaç dedin, biraz önce söyledin bana. Kaçıncı çocuğun yerleşmesini bekliyoruz dedin. 71'e 61'e kadar geldik. 61 öğrenci yazıldı şimdi. 61 öğrenci memnun, mesut yazıldı. Şimdi geri kalanlardan yani 100 öğrencinizin içinde 61 öğrencinizi yerlerdiniz. Evet, 100'e yakın öğrencinin 61'i şu anda bir şekilde burslu özel okullara, bir şekilde
bütün yabancı okullara, ki açıklamaları çarşamba akşamı, en geç perşembe sabahı yaparız, yerleşti. Öyle büyük başarılar var ki, o kadar güzel sonuçlar var ki. Şimdi peki olmayanlar ne oldu? Hepsi de başarılı ya da hepsi de istediği çizgiyi elde edemedi. Ama şunu gözlemliyorum, en güzel okullara, en iyi liselere yerleştiler. Puanı evet. düşük de olsa bugün gerçekten çok güzel liseler var. Bu liselerde gerek öğrencilere kendileri sınav yaptı, bir daha sınav yaptı. Gerekse portfolyolarını inceledi. Sonra puanlarına baktı bazıları ve bu öğrencileri bir kısmı da kısmi burslarla aldılar. Ben bunu hani şunu belki de vurgulamaya çalışıyorum. Ana sınıfından 12'ye kadar bir çocuğun istikbalini 5 yaşındayken kurgulamak yerine, bilmiyorum katılıyor musunuz? Bu çocukların yıllar geçtikçe becerileri, ilgi alanları, zeka çeşitleri o kadar belirginleşiyor ki zaman geçtikçe bu çocuğun hangisi test çocuğudur, hangisi bu girdabın içine girmelidir ya da girmemelidir, bunların çok iyi düşünülmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Eğer ben aynı fikirdeyim hocam. Bakın bütün dünyada olduğu gibi Balkan okullarında da böyle, hani biliyorum. Artık öğretmen her yıl sınıf değiştiriyor çocuklar. Her yıl yeniden karılıyor. Her yıl öğretmen, eskiden biz bir revi verirdik, beşten çıkardı öğretmenlik açısından baktığınız zaman. Ama şimdi öyle değil. Bunun nedeni ne? Ben mesela bazen soruyorlar işte, bu hangi okula vereceğiz? Bu okula vereceğiz falan. Nasıl ya yanılırsak, ya bir şey olmaz, seneye başka okula verirsiniz diyorum. Ona bile şaşırıyorlar. O eski bir alışkanlığımız. Hani böyle bir başladık 12'ye kadar bitirelim. Girsin eti senin kemiği benim. Artık dönem bu dönem değil. Artık çocuğun içindekini dışarıya çıkarabileceği, kendini gerçekleştirebileceği şey her yıl bile değişebilir. Çünkü doğru. Değişim asıl değişim belirliyor bütün kuralları. Ayrıca bir şey daha hatırlattın bana. Ayrıca aynı öğretmenle 4 sene birlikte yaşamayı da bağımlılık yaratması bakımından ya da artık o öğretmenin o çocuğa vereceği her şeyin, bak bilgi başka, bilgiden bahsetmiyorum. Öğretmen neticede kişiliği de destekliyor oluşumunu. Ve aynı öğretmenle yıllarca 4 sene beraber olmanın, ben bunca yıllık eğitim hayatımda diğerinin her sene farklı bir öğretmenle birlikte olup bağımlılık olmadan tamamıyla kaynaşma ve farklı insanla anlaşmayı öğrenmesi bakımından, farklı arkadaşlar ve karışmış sınıflar, karışmış başka öğretmenlerle büyük başarı elde edildiğini düşünüyorum. Hocam zamanın ruhu bu zaten. Çünkü artık şimdi hayat böyle bir hayat haline geldi. Biz bir tuşla dünyanın başka bir tarafındaki insanla ortak dersler alıyoruz. Artık çocukların daha ilkokuldan buna alışması lazım. Gerçekten eskidendi. Ya bugünün zamanın ruhunu okumalı bütün eğitimciler, eğitim camiası ve bunu okuyanların da peşinde olmalı zaten veliler. Ben çok katılıyorum size. Ece, bu konuyla ilgili sonra yine yayın yaparız. Vaktimiz yapalım öğretmen. Çok değerli. Bu çok önemli bir konu. Anaokulundan 12'ye diye. Bence yine yapabiliriz bunu ama bugün ben o sorulara da cevap vereceğiz. Hiç merak etmesinler. Hangi okulumuzda 133 verdi söyleyeceğim onu. Evet. Çok da güzel. Evet. Herkesin girmeye çalıştığı çok güzel bir okul. Onların hepsini cevaplandıracağız. O soruları not tamam. et. Tamam, Perşembe sabahı da inşallah başarımızı paylaşacağız ama inşallah. Evet, ben şimdi sonuçlarla ilgili istiyorsan Yeşim'le sonra da tamamen Mehmet Hocam, ben de açıkçası Anadolu liselerinin, tekrar ediyorum, Anadolu liselerini, mesela bir sürü çocuk Anadolu Lisesi Galatasaray olabilir diye, İstanbul Erkek olabilir diye düşünürken gitti, bütün hayatını zora sokacak şekilde aile Robert'e yazdırdı. Sebebi ne biliyor musunuz? Korktu. Ben Robert'i kaçırırsam, Galatasaray'ı ve İstanbul Erkeği yakalayamazsam, bu yüzdelikler böyle minik minik uçuyor, tam değil. Bunun üzerine bu sistem ne olur? Hep beraber konuşalım, hep beraber yazışalım, dilekçeler yazalım. İki sınav ve lütfen iki ayrı tercih ve biz bu çocukların, bakın
bugün Galatasaray'ı kazanacağını bilseydi bir sürü çocuk Robert Kolej'e yazılmayacaktı. Onun için dilerim ki önümüzdeki yıllarda sesimiz duyulsun. Bu sınav sistemiyle evini satıp gitmesin Robert'e. Ama hakikaten tanıdığım insan her şeyini satıp veriyor çocuğunu. Bunu bizim bunu düzeltmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Pazartesi zaman... günü yine yayın olacak. Pazartesi günü görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere diyorum size. Hadi bakalım ben de sizi dinleyici olarak arka plana geçiyorum. Tamam. Sevgili Yeşim biraz sana yine dönelim. Söyleyeceğin son dakika notları var mı? Alabilirsem Uğur'u da almak istiyorum. Çok sevinirim, Uğur'un da gelsin. Şimdi şöyle aslında biraz hızlıca son dakika notlarını verdim ama bir taraftan farkındaysan şey yapıyorum, ekran refreshliyorum. Birkaç okul var beklediğimiz. Yani bugünün sürpriz bir şekilde Robert'ten kayıt çekildi diye telefonlarımız çalıyor ama bizim için hiç sürpriz değil. Yani başından beri evet. Söyledik. Evet. Merhaba Uğur, hoş geldin. Çok mutlu oldum seni de gördüğüme. Evet, yetiştim ben de aynen. Hoş geldin. Peki, şimdi Yeşim'i dinliyoruz, hemen sana döneceğim. Evet. Biz Robert'ten zaten kayıt çekilmesini bekliyoruz aslında ayın 14'üne kadar. Az evvel Yasemin Hocam çok güzel özetledi. Öyle hani zor durumda veliler var ki bunu bari kaçırmayayım. Önüme ne gelir? Hani o yüzdelik dilimiyle ben hangi okula gidebilirim diyen onlarca telefon alıyoruz. Yani bu süreç içerisinde. Evet öyle kayıt yaptıranlar. Yani bugün bir velimin arkadaşı aracılığıyla duyuyorum ki deli gibi şey arıyor. Okul çevresinde kalacak bir pansiyon arıyor ve o pansiyonu burslu karşılamaya çalışıyor Robert'ten biri. Pansiyonu dahi yani okul burs vermiş, pansiyonu dahi burslu karşılamaya çalışıyoruz. Yani o profil içerisinde evet %26'lık burs vermek gerçekten okul için bence büyük bir başarı ki takdir ediyorum gönülden bir taraftan. Ama o öğrenciler bunu ne kadar karşılayabilecek ben de böyle hani gerçekten vurularak izliyorum bunu. Umut ediyorum güzel şeyler olsun. Umut ediyorum burslarını bulsunlar. Yani onlara yürekten böyle destek veriyorum. Ama bir taraftan da hani tabloyu izledikçe hani o sahnenin belki de başka sahiplerinin haksızlığa da uğramadığını düşünmeden hani bir tarafım da hep bunu söylüyor. Evet. Beraber izleyeceğiz bu senelerin hani dün bir çocuk aradı beni, ismini vermeyeceğim ama çok sevdiğim bir öğrencim. Robert'a geçen yıl kazandırdıklarından tebrik etmek için aramış bir taraftan ve benzer şeyler soruyor. Onlar artık hani bunu hani kendi içlerinde konuşuyor olmuş durumdalar. İnşallah güzel şeyler olacak. Yani o çocukların oraya kattıklarını söyledi. Oraya gerçekten farklı değerler verdiklerini söyledi. Ben bakış açısına çok hayran kaldım. İnşallah farklı şeyler göreceğiz tabii. Şimdi bu tarafa geri dönecek olursak, yani şu anda bir taraftan Uğur da en az benim kadar refresh ekranını eline tutuyordur diye düşünüyorum. Şu an vallahi benim de karşımda sürekli deniyorum hepsine yani, sırayla. Yani şu an gerçekten şu noktadayız hep beraber heyecanla böyle hani şuramda bir düğün hani koçu bekliyorum. Yani koça kaç kişi acaba okey verdi ve gitti ve ne kadarı San Josef'te? Yani hani ne kadarı San Josef'teyse bir o kadar arkadan ne dese çıkacak. Yani veli arıyor diyor ki hoca ne yapayım yani önümde 5 kişi kaldı. Diyorum ki gitme ne olur yani ne dese de şu anda bir veli ne olur gitmeyin. Ayrılmayın oradan. Kapıdan kovana kadar ayrılmayın. Evet, ya şu an pozisyondayız. Ve bekliyoruz. Yani bir İtalyan lisesini görmedim ekranda. Diğerleri artık bitti gibi. Bir koçu görmedim. Bir de İzmir San Josef'i, pardon San Josef'in İzmir Amerikan'ı ki ona da baktım da bugün İzmir San Josef'i. Sen İzmir, İzmir değil mi? Evet, İzmirliler bize kızıyorlar yoksa. Onları da yazalım. Aslan dahil olacak onlarda tablomuzda. Biraz hoş bir yorum daha katarız ama gördüğümüz o ki şu an tablolar tamamlanmış gibi gözüküyor olabilir. Yani velilere bir dikkat mesajı vermek istiyorum. Öyle bırakacağım sözü. Bu tablo aslında tam tablo değil. Hala mükerrer kayıtlar var. Hala çekilecek kayıtlar var. Onları bekleyeceğiz. Orada bir 30-40 çocuk falan saydım ben. Demin böyle bir sıkışmış. Herhalde onların oynaması bizi çok etkileyecek. Peki şimdi o zaman seni de yolculuyorum sevgili Yeşim. Mehmet'e bir soru sorup ondan sonra Uğur'a döneceğim eğer izniniz olursa. Mehmet der ki izleyicilerimiz 008'de İEL gelir mi der.
Ve sen burada bize şu resmi okullarla ilgili olarak tercih sürecinde aman dikkat de isterim. Aman dikkat diyelim. Şimdi bu seneki, geçen seneki verilere baktığımızda 0.08 gelme ihtimali çok düşük olarak görebilirdim. Lakin Amerikan Robert Lisesi'ne bu kadar yüksek bir sıralamadan talep olması demek, acaba Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi sıralamasının biraz aşağı düşeceği anlamına gelebilir mi? Geçen sene İstanbul Erkek Lisesi en son 600. öğrenciyi almıştı. 0.08 yaklaşık 800. öğrenciye denk geliyor. Normal şartlar altında şansımızın çok düşük olduğunu söyleyebilir idim. Ama bu sene dedim ya, hani Amerikan Robert Lisesi'ne bu talep bence, çünkü buraya giren öğrenciler Ece Galatasaray ve İstanbul Erkek'e girecek olan öğrenciler. Doğru mu? Evet. Tabii. Şimdi bu okulu tercih etmeyip Amerikan Robert Lisesi'ni tercih ettiler ise acaba bu okulların sıraları burada biraz geriye çekilme düşer olur mi? Olabilir dersen olabilir. Geçen sene en son 600. 580. öğrenci almış İstanbul Erkek. Bu sene 700'lere düşebilir açıkçası. O yüzden 0.08 şansımızın az olduğunu söylemekle beraber yine bir şans olduğunu söylüyorum. Evet, hani derler ya %49-48 diye şansımız bu arada. Ama yani benim tahminim bu sene İstanbul Erkek Lisesi 0.06-0.07 civarlarına kapatacağı yönünde. Tam kabataşı da biraz istersen söyle hemen. Kabataş'ı söyleyeyim. Hemen İngilizce ve Almanca ayrı ayrı olarak söyleyeyim. Benim beklentim 0.1 civarlarında, Almanca 0.11 civarlarında olması yönünde. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Hep bir önceki yılın verilerine dayanarak söylüyorum. Bunu söylerken şunu dikkate alıyorum. Geçen sene göre kontenjanlar azaldı mı? Azaldı. Bunu dikkate aldık. Ve geçen sene göre sınava giren öğrenci sayısında azalma oldu mu? Tabii ki oldu. Bunu da dikkate alarak bunları söylüyorum. Yani sadece ben işte bu seneki okulların yüzdeliklerimi şu olur değil. Bütün değişkenleri de bir arada tuttuğumuzda ve geçen seneki arz talep dengesi eğilimi aynı olduğunu düşünürsek bunu söylüyorum. O yüzden kabataşım benim bu seneki benim tahminim 0.1-0.11 civarlarında olacağı yönünde. Öğrencimizin yüzdeliklerimi kaç bilmiyorum ama eğer bu civarlarda ise rahatlıkla girecektir öğrencimiz. Ben genel olarak kabataşı arka arka öyle soranlar var diye sordum. Peki Mehmet, yani şöyle bir şeyler var. Mesela geçen yıl 0.8'le aldığı bir okul bu yıl 0.9'la alır gibi yorumlar duyuyorum. Sen buradaki öngörünü bir kez daha bu örnek üzerinden giderek tanımlar mısın? Yani bazen okulların müdürlerinden bile böyle yorumlar alıyoruz. Bir yönlendirelim. Yani şu işin matematiğini bir anlatalım. Nasıl olacağını ya da bizim tahmin etme mekanizmamızı. Hayır. Matematik çok önemli bir bilim. Bence matematik çok iyi bilmek lazım bunları söylerken. Okul müdürlerimiz haklı olarak verilerimiz gidiyor. Diyor ki biz geçen yıl %3'ten aldık. Bu sene %2.2, 2.3, 2.5'tan alacağımızı düşünüyoruz. Neden? Bu seneki talebin çok fazla olacağını düşünüyoruz. %2.5'a bu sene kesin çıkarız. Çıkmazsın, çıkamazsın. Mümkün değil. Yani biraz matematik, biraz ölçme, değerlendirme biliyorsak %3'lük bir okul %2.5'a çıkmaz. Neden çıkmaz onu söyleyelim. Çünkü 2 yılın yüzdelik dilimi birisi elmaysa birisi armut. Geçen senenin %3'ü ile bu senenin %3'ü bir değil. Geçen çünkü giren öğrenci sayısı bir aynı değil, değil mi? Aynen. Yani %3'ten %2.5'a çıkar mısın? Eğer sınava giren öğrenci sayısında bir değişme olmamış olsaydı o zaman çıkabilirdin. Lakin geçen sene %2.5'u zaten bu sene baktığımızda %3.5'lara falan denk geliyor. Bırak çıkmayı, bilakis düşecek bile okulların yüzdelik dilimleri. Yani %3'te olan bir okulun yüzdelik dilimi %3.2'lere, 3.3'lere düşecek. Bu okulun performansı düştüğü için değil, her iki yılda sınava giren öğrenci sayısındaki farklılıktan dolayı kaynaklanacak. Yani ben bunu okul müdürlerimize anlatıyorum. Bana diyorlar ki hocam niye bizim yüzdelik dilimimiz düşüyor? Biz bu sene çok iyiydik. İyisiniz, bunda bir sorun yok zaten. Ama geçen sene yüzdelik dilimi bize bir şey söylüyor, bu sene farklı bir şey söylüyor. Olaya matematik bilim üzerinden gidersek, geçen sene yüzdelik dilimlerinin bu sene düşeceğini, yani %3'ten alan bir okulun %3.3, 3.4'ten alacağını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki bir örneği de 0.85 üzerinden versek, tabii soran var. 0.85'in durumu ne olur sence? Popüler yani bizce. Mesela Haydarpaşa Lisesi üzerinden gidelim. Ne dersin? 0.85 tamam.
Tam senin istediğin bir okul. 0.89'un kontenjan dikkate aldığımızda, sınava giren aslında dikkate aldığımızda, ben bu sene 0.95 ile 1 arasında bekliyorum yüzdelik dilimini. Bakın sonuçlar 26 Temmuz'da açıklandığında buradayız. Hep beraber görürüz. Eğer yanılırsak evet. da yanılır evet. deriz ama çok yanılacağımı da ne yalan söyleyeyim. Düşünmüyorum yani. 0.95 ile 1 arasında olacağını düşünüyorum Haydarpaşa Lisesi'nin. Bu Haydarpaşa Lisesi'nin performansı düştüğü, başarısı düştüğü için değil. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bu matematiksel bir açıklamadır. Bu ölçme ve değerlendirme ile ilgili olan bir durumdur. Şöyle söyleyelim. Geçen sene 0.89'dan almış Haydarpaşa Lisesi. Sıralaması işte 12.000, 13.000'lerde. Ama ben bu sene sıralamasının 10.000'lere çıkacağını düşünüyorum. Halbuki bak performans olarak artmış. Ama %1 olarak bir %1'lere düşecek. Yani düşmeli, düşmek zorunda. Çünkü sınava giren yaklaşık 450 bin öğrencimiz daha az var bu sene. O yüzden 0.89 üzerinden gidersek benim beklentim bu sene Haydarpaşa Lisesi için 0.95 %1 aralığında değişeceği yönünde. Hatta ön kayıt dönemlerinde daha da aşağı bile düşebilir. Onu söyleyeyim yani. Evet. Peki sevgili Uğur, hala tabii ki yani geçim söyledi bir 30-40 öğrencinin hareketliliği şeyde yabancı özel okulların listesinde bir takım değişiklikler yapabilir. O yüzden gözümüz orada. Bir takım öngörülerde bulunmaya çalışıyoruz. Öngörülerimizi değiştiren şeyler de oldu zaten. Zaten bu her yıl olan bir şey. Fakat Beykoz Fakkan okulları, özel Fakkan okulları olarak sen her zaman böyle hani ortaokul müdürü olarak hep işin başındaydın. Öğrencilerini tek tek takip ediyorsun. Senin için nasıl geçti? Yani hala bu 30-40 kişi de senin de gözün var mı? Evet, kesinlikle. Yeşim hocamın dediği gibi yayında da aynı şekilde ben de bu 30-40 kişiden dolayı önümüzdeki hafta güzel bir hareketlilik bekliyorum bu anlamda. Daha önce üst taraftaki okullarda konuştuğumuz gibi hani o hareketlilikler artık duruldu. Ama aşağı doğru indiğimizde bunların çokça olacağını göreceğiz. Özellikle Fransızlarda, İtalyanlarda. Önümüzdeki hafta için benim en önemli söylemek istediğim şey aslında burada çok sıkı takip, önemli takiple birlikte bir de şunu yapmış olmak gerekiyor hafta sonundan itibaren. Gelecek haftaya biz artık hangi okula gitmek istediğimizi, hangi okulu beklediğimizi kesin ve net olarak biliyor olmalıyız. Yani önümüzde 5 tane takip edeceğimiz okul olmamalı. Böyle bir durumda olursak hangi birine yetişeceğimizi şaşırıp orada kararsız kaldığımızda da bir şey de elde edememiz de mümkün olur. Peki orada burada aslında bunu anlatırken biraz serbest kayıt döneminin reflekslerini de anlatmak belki gerekebilir değil mi Uğur? Çünkü yani daha hızlı hareket edilmesi gereken bir dönem bildiğim kesinlikle kadarıyla. Çünkü senin bu çağrı o yüzden çok örtüşüyor. Aynen öyle. Çünkü şöyle düşünelim. Serbest kayıt dönemine girdiğimizde aslında birinci kayıt döneminde mesela okullar kesin kayıt için bir gün belirledi. Yedek kayıtlar için başka bir gün belirledi. Evet. Ama, ön kayıt için bir gün vardı. Aynen öyle. Evet. Ön kayıt için ayrıydı. Fakat serbest kayıt dönemine girdiğinde bunların hepsi kompres edilmiş bir şekilde bir günün içerisinde, saatler içerisinde hatta olup bitecek. Bunları yine bizim web sitesinde duyuracaklar mı bu saatleri peki? Evet. Hatta birçok okul şu anda duyurmuş durumda. Bunların hepsini kayıt bulumlarına da dahil olmak üzere yayınlıyorlar. Ama anlık değişimler için özellikle birçok okul burada kayıtlarını da online aldığında, bu dönemde serbest kayıtta da online olarak ön kayıtlarını aldığında web sitelerini yakından takip etmek oldukça önemli. Her ne kadar online'da devam ediyor olsa biz hedef okulumuzun kapısında beklemeliyiz. Ve orayı Yasemin Hocam'ın da dediği gibi ne olursa olsun, Yeşim Hocam'ın da söylediği gibi ne olursa olsun terk etmeliyiz. O mevziyi kaybetmeyeceğiz. Evet. Peki Avusturya Lisesi serbest kayıt yapacak mı? Hani tek bir liste aldı ya, upuzun bir liste aldı. 9'uncuya kadar da Yeşim bekliyoruz diyor. Orasını çok özür dilerim. Muhtemelen 9'luk listeyi görünce dolmuş olacak. Geçen yıl ihtiyacı kalmadı serbest kayıt dönemine. Her okul için bu geçerli zaten. Doldurursa serbest kayıt döneminde kayıtsız bir süreç ya da kayıt koşturmacısı olmayan bir süreçte kapatacaklar bu dönemi. Ama hepsinin hedefi yok. Teknik olarak böyle bir dönemin içinde olacaklar. Ama duruma bakarak buna karar vereceğiz. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Üzülerek bir taraftan refresh ediyorum ekranı. Sen Joseph taban puanını yükseltti.
Sevgili Mehmet Hocam, 442 oldu. Evet evet, bunu açılışta ben söyledim zaten. Sana da hatırlıyorsan yazmıştım. İnternetle boğuşuyorum bir taraftan da. Evet, yayın başında söyledik bunu, 442 oldu diye. Peki sevgili Uğur, bir yandan sekizler burada gönderiyorsunuz. Gözümüzde yaşlı hafif. Evet. Ama şimdi yedilerde geliyor. Yani yedilerde başladınız mı yedilerle bir şeyler yapmaya? Yedinci sınıflarda aslında şöyle, Mayıs ayında... Yani yediden sekize geçenler. Evet. Yediden sekize geçenler için biz süreci... 7. sınıf sürecini Mayıs ayının ortalarına doğru tamamladıktan sonra Mayıs'ın ikinci yarısından itibaren ufak ufak tabii ki 8. sınıf konularına değindik. Bir ön çalışma gibi düşünelim bunu. Ama tabii ki asıl dönem bizim için Ağustos sonundan itibaren başlamış olacak okulumuzda. Peki denemeler yapacak mıyız yine bu yıl? Yine beni yoracak mısın Uğur Hocam? Efendim? Yine beni yoracak mısın diyorum. biz evet buradan arka plandan çalışmaya devam edeceğiz denemeler için. Hem online denemeleri hem yüz yüze denemeleri. Bu yıl artık yüz yüze denemeleri de arttırarak çalışmalarımızı daha da hız kazandıracağız. Çünkü hiçbir şey hepimiz bunu tecrübe ettik. Biliyoruz ki yüz yüzenin yerini tutmuyor. Ama yine de genel Türkiye çapında bir yani yapan deneme sınavı yapan bir okul olmak hem çok gurur vericiydi, hem çok şeydi. Ayrı bir yer olarak kalacak Ece. Bu arada Salim Hocam geldi. Devam ettireceğiz. Biz de Salim yayınlar dedim. Salim Hocamı da selamlayalım. Merhaba. Merhaba. Peki, pardon sözünü kestim Uğur. Yapacağız diyorsun. Bunlara devam edeceğiz. Onun dışında sürecin içerisinde hani hepimiz bu dönemde de tecrübe ettik. Aslında hani biraz da şimdi geriye dönük konuşmak isterim. Burada herkes gördü ki bizim için 3 tane önemli nokta vardı. Hatta ben 3 tane 3 T diyorum buna. Tedbir çok önemliydi, takip çok önemliydi ve onun haricinde de tecrübe tabii ki burada önemliydi. Aynen. Bizler ne yapmaya çalıştık? Bizler kendi tecrübemizden yola çıkarak tecrübelerimizi, geçmiş yıllardan gelen birikimlerimizi birleştirdik. Ekip olarak bunları harmanladık ve buralardan da çıkarımlar yaptık. Belli tahminlerde bulunduk. Ondan sonra da sıkıca takip etmeye başladık hep birlikte her bir öğrencimizi. Ama burada takip konusunda şunu söylemek isterim ki bu işin hani sırrı nedir? Burada biz bir şeyleri arka planda mutfak kısmında yaparken en çok neye önem veriyoruz? Birbirimizin arasındaki iletişime çok önem veriyoruz. Daha doğrusu güçlü bir ekip olmak, ekibin birbirini tanıyor olması çok önemli. Burada hepimiz özellikle Yeşim Hocam'la 10 yıldır mesela birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla güçlü ekip ve güçlü takip bu işin de sonucunu güzel bir şekilde getiriyor. Tabii ki her ne kadar güçlü ekip de olsak, tecrübelerimiz de olsa elden hiçbir zaman bırakmamız gereken şey de tedbirdir. O yüzden her zaman biz planlama yaparken de bir B planı oluşturduk. Hep bu B planlarıyla hareket ettik. Bu yılda bunun ne kadar çok işe yaradığını gördük. Geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde tecrübelerimiz oldu bu yönde. O yüzden takip, tedbir ve tecrübe çok önemli bu süreçte. Bunları harika yaparken, evet, olmuş. Harika bir ülke. Çok seviyorum ben bunu. Bir diğer konuda ben sizlerimizin... Çok beğendim. Efendim, hocam? Ben de kullanacağım bunu izninle bak. Tabii ki. Bir de sonunda iyi bir tutum oldu. Bekle tamamdır ya. burada tabii ben biraz da şeyden bahsedeyim. Bu süre içerisinde birçok görüşme yapıyoruz velilerimizle. Bu görüşmeler sırasında en çok karşılaştığım şeyler neydi? Dikkatimi çeken noktalar neydi? Biraz da bundan bahsetmek isterim. Temel olarak böyle baktığımızda aslında... En temelde iki tane böyle veli kitlemiz var. Bir tanesi bir veli grubu, her hedefi belli, odak noktası belli, her şey hazırlanmış, bizim gibi istatistikler çıkartmış. Hatta telefonda Uğur Hocam ben de bunu böyle hesapladım, burada şöyle çıkmıyor muydu bu rakamlar diye. Excel'i saymış değil mi? Tek tek var. Öğrenci evet, saymış. Evet. Tabii tek benim tek de var saymış, aradan çıkartmış. hatta diyor ki bunun yüzdesi şu kadar. Evet evet biz de ona yakın bulduk şeklinde. Böyle çok bizi de heyecanlandıran velilerimiz oluyor. Onlarla çalışmak ayrı bir keyifli oluyor tabii ki bu noktada. ama tabii işin diğer bir kısmında da şunlar var.
ne yapacak konusunda da kararsız kalan velilerimiz var. Bu kararsızlık tabii ki gelecekle ilgili ne yapacağız, ne edeceğiz, mali konular, bütçeler, acaba yurt dışı olur mu, yurt içinde mi devam etsek gibi sorularla hep baş başa kaldık. Bunların da tabii ki hepsinin cevabı aslında bir noktada yatıyor. O da öğrencimizi iyi tanımaktan geçiyor. Eğer biz okul olarak ya da velimiz çocuğunu aynı şekilde öğretmenleriyle birlikte iyi yorumladıysa, çocuğunun ne istediğini, nereye doğru eğrileceğini, mesela burada bazı şeyler bellidir. Gelecekte sporla mı uğraşacak, bilimle mi uğraşacak, sanatla mı uğraşacak, müzikle mi uğraşacak? Bu tarz şeyler daha bu yaşlardan kendini ufak ufak belli eder. Bununla birlikte de tercihlerimizi de bu yönde şekillendirmek, akademik durumumuzu gerçekçi bir şekilde ele alıp, gelecekte bizler çocuğumuz için en iyi tercihi nerede yaparız? Mesela sporla uğraşıyorsa, akademik olarak da çok büyük beklentilerimiz yoksa, o zaman akademik olarak çok fazla yormadan ama spor yönünde çok fazla güçlü tutarak onu en iyi hangi okula yerleştiririz gibi durumlarla da karşılaşıyoruz. Bunlar da özellikle değerlendirilmesi gereken konular oluyor. Bizim yayınlarda evet. da hep söylediğimiz şeylerden bir tanesi. Şunu diyoruz, hani bizi aradığınızda puanım şu, yüzdelik dilimim bu, ne yapalım? Hı-hı. İşte bu ne yapalım kısmının arka planında o kadar çok şey var ki bunları elekten geçirip hepsini değerlendirip belli bir sonuca varmak o kadar kolay olmuyor. Çünkü söz konusu olan şey bizim çocuğumuzun geleceği, yavrumuzun geleceği. Dolayısıyla onun geleceği için de biz önümüze bütün doneleri dökmeliyiz ve ona göre gelecek yolumuzu çizmeliyiz. Bu anlamda da birçok görüşmede de birçok güzel tercihlerde bulunduk. Öğrencilerimizi de güzel güzel okullarımıza yerleştiriyoruz. Önümüzdeki haftanın da yine heyecanını yaşıyoruz diyebilirim şimdiden. Harikasın. Harikasın. Peki sevgili Mehmet, Murat Bey'in sorusunu çok beklettik söyleyebilirsem eğer. Der ki geçen yıl 0.35 ile 150 kontenjanı olan Adana Fen Lisesi bu yıl kontenjanı 120, yani kontenjan azalmış. Kontenjan azalmış, öğrenci giren sayısı azalmış. Şimdi burada nasıl bir öngörüde bulunuyoruz? Bir hani Adana Fen Lisesi üzerinden gidersek. Adana Fen Lisesi üzerinden değil, bütün okulların aslında kontenjanları azaldı. Biz bu süreci değerlendirirken sadece bir okul üzerinden gitmek çok sağlıklı olmaz. Evet, doğru, geçen seneye göre hemen hemen tüm okulların kontenjanlarında bir derslik, iki derslik, üç derslik azalma oldu. Mesela Adana Fen Lisesi'nde bir derslik azalma. 35. Bu sene ne olur? Söyleyeyim. 0.37, 0.38 olur. Yani o kadar çok net bir anda. Umarım böyle çıkar. Çıkmazsa yandık çıkmazsa ya. Senin bu yayından üstünü çizeceğiz. Aynen. Ama geçen yıl söylediklerimiz virgülden sonraki basamakları bir iki basamağa kadar tuttuğu için bu sene çıkardık ekrana. Yani işte, ama tutmazsa seneye çıkarmayacağız. Değil mi orada? Doğru giderse olur gibime geliyor. Ki Salim hocam gerçekten bu işin matematiğini en iyi bilenlerden bir tanesidir. Orada bizi dinliyorsa hakkını verelim gerçekten. Bu sene tercih yaparken galiba son zamanlarımız, ben de şunu söyleyeyim. Tercih yaparken hocam kontenjanlar azalmış, sıralamalar ne olacak? Hiç bunlara takılmayalım. Peki ne yapalım hocam? Geçen 2020 yüzdelik dilimler üzerinden tercih yapalım. Çünkü neden bak 0.35 0.37. İşte 0.89 1. Arada aman aman çok ciddi farklar yok. Madem yoksa 2020 yüzdelik dilimler üzerinden tercih yapmamızda hiçbir sakınca yok. Okullara sıralamaları değişecek mi? Değişecek. Ama şu anda hiç o konuya girmeyelim. Yüzdelik dilimler üzerinden gidelim. Tabii ki yüzdelik dilimlerin bize söylediği şeyler her iki yılın farklı olacak. O yüzden diyorum ki arkadaşım, evet, 10 tercih hakkın var mı? Var. Kendi yüzdelik diliminin üzerinden, altından mutlaka tercihler yapmalısın. Özellikle altından. Bunu çiziyorum. Üstte ne garanti, yaptın? Evet, garanti. Diyor. Aynen. Aynen. Aha. Sigorta tercihler mutlaka olmalı. Sonra bunları da bugün gördüm ya. Puana göre sıralanmış. Arkadaşlar, puana göre sıralama tercihlerini. Yani buradan defalarca söylüyoruz. İsteğine göre sırala. Ölü tercih, diri tercih. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bazen hep diyorum ya, ama hocam evimin yakındaki okul var. İşte yüzdelik dilimi 4, benim %3. Ne yapalım? %4'lük okulla zaten %3'lük arasında öğrenci profili açısından hiçbir fark yok. O yüzden
Arada çok büyük farklar yoksa yüzdelik dilim açısından isteğine göre sıralamakta. 4 yıl hatta 5 yıl o okula gideceğini unutmadan bir tercih sıralaması yapman lazım. Burada bakacaksın, ben bu lisede bir yere giriyor muyum, bir yerlere ya da giriyorum. Öyleyse kapat onun puanlarını, dilimlerini, isteğine göre bir sıralama yap. Birisi ölü tercih yapmasın diyebilir, bunlar ölmüş diyebilir. Ya onların kulaklarını tıka ve ona göre bir sıralama yap. Çünkü tercih Salim Hoca da yazmış, ancak bu şekilde yapılır tercih. Evet, Salim Hoca'nın yazısını da kayıtlara geçsin diye okuyayım. Bu yılın azalan kontenjanlarına geçen yılın son öğrencisi hangi yüzdelik dilimle girdi? Keşke MEP bunu yayınlasa diyor. Yıllardır aynı şeyleri istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan keşke yayınlasa. O yüzden ama biz, Salim Hoca da bu çalışmayı yaptı. Okulların tahmini yüzdelik dilimlerini yayınlamış. Ben de bir çalışma yaptım. Arada çok büyük farklar yok. Gördük ki geçen sene yüzdelik dilim ile bizim tahmin ettiğimiz oluşacak yüzdelik dilim arasında bir farklılık yok. O yüzden çok detaylara takılmadan diyoruz ki geçen seneki yüzdelik dilimler üzerinden gitmenizde ve geliş aralıkta tercih yapmanızda hiçbir sakınca yoktur. Bunu teknik anlamda rahatlıkla söyleyebiliriz. Oradaki tek sorun bence istemediğin bir okulun lisende olması. Doğru mu anlamışım? Asla canım. Yani lise arasında çok ciddi bir de hani LGS'de şöyle bir şey var. %1'lik arasında bir soru falan var. Yani bir öğrencimiz dikkatsizlikten hata daha yapmış olsaydı, yüzdelik dilimi daha aşağılarda, daha dikkatli olsaydı daha yukarılarda olacaktı. Bu mudur öğrencilerin genel durumunu, öğrenci profilini belirleyen şey? O yüzden bir okulun yüzdelik diliminin daha düşük ya da puanın daha yüksek olması demek, o okulun öğrenci profilinin daha iyi olacağı anlamına gelmez. Bunu altını söyleyelim. Araba hızlandı ama yol uzadı diyor Salim Hocam. Değişen bir şey yok o yüzden diyor. Aslında biz tercih yaparken 2020'ye niye bakmamız gerektiğini belki de böyle hani örnekleyerek en iyi anlatabileceğimiz cümle bu. Araba hızlandı ama yol uzadı. Peki. Sevgili Yeşim Hocam, ekleyeceğin şeyler var mı? Son 1-2 dakikam, hepinize birer söz verip kapatmak istiyorum yayını. Çok teşekkürler Ece. Son bir cümle söylemiş bir veli. Aslında özetliyor demin Mehmet Hocam'ınkinde destekler bir şekilde. Yani neden Robert isteyen bir çocuk olmayınca Alman'a gidiyor? Burada hani bugün yine bir veliyle konuşuyoruz. Burslar da veriliyor birçok yerden. Tabii ki birçok etken var buna belki ama Türkiye maalesef sürü psikolojisinden çıkamıyor. En yüksek puan neredeyse, en yüksek puanlı çocuklar nereyi tercih ediyorsa o okulun en iyi olduğunu düşünen bir kesim var. Ve biz bütün takım olarak gerçekten bunun altını çok çiziyoruz her yıl. Bize gelen çocuklarımızı alırken de gerek Levent'teki kursumuza, gerek de okulumuza diyoruz ki biz hedef vermiyoruz, siz de çocuğunuza hedef vermeyin. O bulsun bu yolda bunu. Keşfedelim ondaki güzellikleri. Yani ve o da kendinde keşfetsin. Ve buna göre okulumuzu seçin. Yani en değerli şey çocuğa uygun okulu bulmak. Yani en yüksek puanlı okul ne olur en iyi okul değildir. Yani bunun altını çizmek istiyorum özellikle. O yüzden lütfen tercihlerinizi doğru yönlendirme alın. Çok teşekkürler. Peki sevgili Uğur, sana mikrofonu bırakayım. Teşekkür ederim Ece tekrardan. Benim önümüzdeki hafta için söyleyeceğim şey, bir de altını vurgulamak istediğim, resmi okulların kayıtlarının da tercih kayıtlarında 16 Temmuz'da sonlanacağını söylemek istiyorum. Dolayısıyla bizim burada tercihlerimizi de tamamlamak için de güzel bir düşünme vakti kaldı aslında. Bu süreç yabancı özel okullar bakımından her ne kadar velilerimiz ve bizler için yorucu olsa da özel okulla resmi okullar arasındaki tercih aşamasına geldiğimizde aslında orada belli bir zamanda bize kalmış oluyor. O zaman da önümüzdeki hafta işte. Önümüzdeki hafta artık yabancı özel okullardan bazı şeyler belli oldu. Kimin nereye girebileceği, giremeyeceğimiz ya da hangi adımlar atabileceğimiz. Eğer oralarda olmayacaksa ve başka bir özel okula yerleşmeyeceksek de önümüzdeki hafta bunun için son haftamız. Burada yine tercihlerimizi güzelce değerlendirip cuma gününe kadar tamamlayabiliriz. Herkese sıkıca okullarını takip etmesini diliyorum. Sıkı takipte olalım. Bizler olacağız her dakika. Burada şeyi de söyleyelim değil mi Uğur?
Şunu da mutlaka söyleyelim. Özel okulda bir kaydınız varsa resmi okul tercihleriniz evet, açılmayacak. Evet. Şaşırıp aynen, da niye ne yapıyor, aynen, niye aynen, açılmıyor özel, diye sorayım. Herhangi bir özel okulda evet, varsa tercih yapamıyoruz hiçbir şekilde. O, ama o unutmadan mesela, 14'üne kadar da kayıt sildirip de yapabilirsiniz. Bir de bunu evet, da ekleyelim. Evet, evet, onu diyecektim ben de tam şimdi sevgili Yeşim. Önümüzdeki haftaya kadar hani ancak kayıt sildirip Yeşim Hocam'ın da dediği gibi bunu tamamlayabiliriz. Sonrasında kaldığımızda nasıl ki serbest kayıt dönemi zorlu bir dönemse birinci ve ikinci kayıtlar ardından yabancı özel okullar için. Resmi okullarda da 26 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. 26 Temmuz'dan sonraki nakil dönemi de orada zorlayıcı bir dönem. Oralara kalmamak çok önemli. Oraya kaldığımızda puanlar yukarıya doğru da geçiş yapıyor çoğunlukla. O yüzden bunları da iyi değerlendirip bu haftayı yani gelecek haftayı iyi geçirmeliyiz. Herkese sevgi ve saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Çağla Hanım demiş, maalesef biz Alman'ın çok üstündeyiz. Robert'te sıra gelmedi ama Alman'a gitmedik. Sizin gibi düşünüyoruz demiş. Çocuğumuzu tebrik ediyoruz. Keşke daha iyi şeyler de telaffuz edebilsek, alkışlayabilsek, keşke gidip sarılabilsek ama pandemi koşulları. Almanya ile sınırlı bir gelecek sunmak zorunda kalmak istemedik. Sürüp psikolojisinden ayrıldık demiş. Ne güzel, umarım çocuğunuzun kendini gerçekleştirebileceği doğru bir okulda yansımasını bulabilirsiniz. Yine Salim Hocam cevaplarını da veriyor. Ne güzel, sağ olsun. Her zaman bizle olsun. Sevgili ay, Mehmet. Bu arada Ece, kapatmadan sana evet, bırakayım bir de mikrofonu. Kabataş'la ilgili ben de az önce 0-10 İngilizce, belki 0-11 Almanca olur demiştim. Salim Hocam da hemen hemen aynı şeyi düşünüyoruz. Bence evet, söylemek istiyorum. Hani yabancı özel okullar mı yoksa resmi yoksa Türk özel okullar mı? Bence bu sorunun cevabı son derece önemlidir. Çünkü bunun biz karşısını çok fazla görüyoruz. Fransız okullarında okuyup da İtalyan liselerinde okuyup da YKS yani üniversite sınavından ve çok yüksek hedefleri olan öğrencilerimiz var ve maalesef üzülerek söylüyorum, bu hedeflere ulaşma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bence hala düşünelim, eğer 4 sene ya da 5 sene sonra Türkiye'deki üniversite sınav sistemi içerisinde Türkiye'nin iyi dediğimiz üniversiteye gitmek istiyorsak yabancı özel okullar tercihlerimiz ne kadar doğru olur tartışılır. O yüzden bence bu soruyu iyi düşünmek lazım. Yani o sürü psikolojisi içerisinde herkes gidiyor, hadi ben de onların arasından gideyim değil, orta vadede ve uzun vadedeki hedeflerimiz nedir? Bence bunu düşünerek hareket etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Az üzerinde yabancı özel okullar, hedefimiz yurt dışı ise tabii ki veya Galatasaray Üniversitesi ise Fransız liselerine gidebiliriz bu anlamda. Ama Türkiye'de bir Boğaziçi, Koç, Sabancı, Bilkent hedeflerimiz var ise bence bunu bir kez daha düşünmekte ben sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bunu her programda söylüyorum çünkü. Çünkü bunun kötü örneklerini fazlasıyla görüyorum çevremde. Ben olarak bunu söylemiş oldum. Daha süreç devam ediyor. Öyle. Umarım herkes arzu ettiği, istediği lisenin ve üniversitenin ve mesleğin öğrencisi ve adayı olurlar diyeyim. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben. Teşekkür ediyorum hem sana hem Yasemin hocama, Yeşim'e ve Uğur'a. Çünkü emekleriniz gerçekten insanüstü. Gerçekten insanüstü görüyorum. Akşama kadar inanılmaz bir emeğiniz var. Hakkınız ödenmez. Sağ olun Mehmet. Hep beraber. Bakan okullarıyla komisyona diye hep beraber çok emek verdik. Tanıdığımız, tanımadığımız, elini tuttuğumuz, sıktığımız, sıkamadığımız bütün velilerin yanında olmaya çalıştık. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi sürçülisan ettiysek affola. Biz bu süreçte her zaman el ele olmayı çok önemsedik. El ele olmanın önemini çünkü ilk günden beri biliyoruz. Bu yıl 8. sınıfa geçecek velilerin de öğrencilerin, velilerinin de takip ettiğini biliyorum. Hatta artık bazılarıyla göz aşinalığım var. İsimlerini tanıyorum. Onlara da buradan yine yanınızda olacağız diyorum. Tabii ben arada istifa ediyorum bu işten ama etmezsem biz kalırsak. Çünkü bu stres çok yorucu. Ama inşallah seneye de izine. Vallahi yani gerçekten. Bir kişi daha
15 yıldır bu işi yapıyorum. Her yıl mı kalp spazmı olur? Her yıl mı? Neyse, yetkililere sesleniyorum. Bunu çözelim artık. Büyük bir boşluğu dolduruyorsunuz demiş Öykü Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. İçtensiniz demişler. Başka şansımız yok. Çünkü hayat çok zor, şartlar çok zor ama bizi bir tek içtenliğimiz kurtarıyor. Bizi o güvende hissettiriyor. Eğer size de bunu geçirebiliyorsak ne mutlu. Akşam yatağımıza yattığımızda şurada gördüğünüz ve görmediğiniz arkadaki bütün ekip aynı şeyi düşünüyor. Herkes diyor ki oh be, bugün yine birinin elinden tuttuk. Elinizden tutanlar çok olsun. Elimizden tutanlarımız çok olsun. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Şimdiden duyurayım. Pazartesi günü yine bir yayın yapacağız. Yine pazartesi günü öğle saatlerinde belki son durumu anlatan postlar koyarız. Hikayeleri ne olur takip etmeye devam edin. Yine bir okul seçimiyle ilgili olarak okul seçerken nelere dikkat etmeliyiz? İşte 1'den 12'ye kadar bir okul mu aramalıyız? Ya da liseden neler beklemeliyiz? Ya da bir ortaokul bizi nereye götürür? Nereden hayat sınavında nereden soru çıkar? Bütün bunları konuşmak için Pakkan Live'lar belirli periyotlarda sizlerle olmaya ve uzmanların sesini sizlere ulaştırmaya devam edecek. Hepinizi mis mis koklaya koklaya öpüyoruz. Hoşça kalın efendim. Teşekkürler. Hoşçakalın. 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 İyi akşamlar.